Şimdi sana deseler ki bir ana geri döneceksin. Hı. Hangisine dönerdin? Ana geri döneceğim. Hı, hı, hı. Şeye dönerdim ya kesin. Ne? Aa, asmalı konak dönemine dönerdim. Tahmin evet. Nasıl bir şeydi o senin için ya? Acayip bir şeydi. Ama hani o asmalı konak bitmiş. Oraya dönerdim. Ha bitti ya ana. Hı. Neden? E çünkü orada kariyer planlaması noktasında şimdi daha doğru şeyler görebiliyorum o zaman göremediklerim. Benim çalışım bütün setlerde. Hep çok sevdim arkadaşlarımı. Hiç öyle bir kırgınlık bir şey hiç olmadı. Yani bir, 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 bir tane oldu. O da benden dolayı değil. O kendi fıtratıyla ilgili bir şeydi. Ben yine güler yüzlü, şefkatli davranıp da benden küçüktü zaten. Sonra dedim ki sen psikolog değilsin ki İpek dedim. Bırak kendi bir derdi vardır onun. Seninle ilgili değil. Çünkü bizim sektörde kıskançlık çok fazla Ceyda'cığım. Ee, yaş farkın da olsa, senden küçük de olsa, senden büyük de olsa, erkek de olsa, kadın da olsa fark etmiyor. Bir egosantrik bir durum var, bir narsistik durumu var. Ve oynadığın dizide ya da filmde, genelde dizilerde oluyor bu zaten. Senden daha çok parlayan oyuncuya karşı bir, bir kıskançlık, bir haset, bir böyle hazmedememe durumlarını çok yaşıyoruz. Bu benim inanç sistemim bana bu konuda çok hizmet etti. Yani kadere iman noktasında. Çünkü herkesin kendi hayatı, herkese verilmiş güzel nimetler olduğu gibi tabii ki zorluklar da var. Ben bunları hep hediye olarak gördüm. Mesela bu program sana verilmiş bir hediye. Tabii ki. Ben bunu ancak gıpta ede bakabilirim. Ama bu sana inanç sisteminin öğrettiği bir şey. Kıskançlığı ben vallahi 15-20 senesi vardır. Allah'a bin şükür kapattım hayatımda. Hı. En büyük lüksün ne dersen en büyük lüksüm insanları kıskanmamayı öğrenmek, kendimi eğitmek oldu büyük bir konfor biliyor musun? Diyorsun ki ne güzel ya bak güzel program yapıyor. Ne güzel dizide oynuyor. Diyorsun ki Allah bana da nasip edersin inşallah. En güzel cümle budur. Peki mesela hiç sinirlenmedin mi ya? O kadar dingin bir yerden anlatıyorsun ki hikayeyi. Hı. Hiç sinirlenip isyan ettiğin olmuyor mu 15 senedir? Kime isyan ettin? Herhangi bir şeye. <laughs> Çok. Bir şey sana ters geldi. Bir şey sinirini bozdu. ve Eh Dediğin hiç mi olmadı? Düşünüyorum da olmadı ya. İnsanları olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim. Kırıldıklarım oldu. Ama artık or, orayı da azalttım. O e, yüzlem de azalıyor. Yani e, kırmamak üzerine bir hayat inşa ettim. Ama kırmamak kadar kırılmamayı öğrenmek de gerekiyor hayatta. Bak çok güzel bir şeydir. Ben hep kırmayayım aman kimseyi kırmayayım gönlünü kırmayayım o olmasın bu olmasın derken ondan sonra bakıyorsun çok kırıla, kırılgan bir hale gelmişsin. Aslında o dengeyi kurmak önemli. Kırmamak kadar kırılmamak da önemli. Kırılmamayı da öğrendim çünkü insanlar olduğu gibi kabul ediyorum. Kimse kimsenin için bilmiyor ki biz ünlüleri çok kolay biliyorsun <laughs> hedefe alıyorlar. Tabii. Hani bu, bu, bu bundan da kırılmıyorum artık. Eskiden üzülüyordum böyle negatif bir şeyler yazıyor 20 sene önce, 15 sene önce. Vallahi yaklaşık bir 10-12 senedir diyorum ki Allah şifa versin bilmiyor beni. Yani çünkü bana göre e, bir zan yaratıyorlar. E, bana göre günah benim inancıma göre. Yani ben de bunu yapmamaya gayret ediyorum. Bilmiyorum çünkü. Bir zan oluşturmak, sanmak. Aa bu kesin böyledir ya. Aa bu da şöyledir ya. Hani bu. bu bana şey geliyor çok ahlak sisteminde bir erdeme oturmuyor bu benim. Anladım. Anladım ön yargı aslında. Varsayım. Hepsini diyebiliriz evet. yani. E bu Hepsi tehlikeli de bir alan. Yani inançlıysan zaten geçmiş olsun. <laughs> Gıybet time <laughs> tarafı. E, ama düzgün bir hayat, erdemli bir hayat, ahlaklı bir hayat planın varsa da zaten şey yapmıyorsun, konuşmuyorsun yani. İnsanlarla ilgili az konuşmaya başlıyorsun. Zaten Çünkü en değmiyor. o sanki. <laughs> değmiyor yani. Ya insanlar hakkında konuşmak yerine üretmek ve kendi eyleminde kalmak daha kıymetliymiş. İşte gibi sen geliyor. mesela küçükken de öyleydin Ceyda. Evet. Hep kendinle alakadar bir kızsın evet. sen. O kadar. O yüzden o tarafını çok seviyorum evet. ve ailene de çok düşkün olduğunu bildiğim evet. için. Mesela çok ben çok zararsızlardansın benim için evet. ya.